Bölge savcısının ofisinde 24 yıl çalıştıktan sonra her şeyi gördüm. Dürüst olmam gerekirse şeytan çıkarma ayini içerdiğini gördüğüm tek dava buydu. Bu olay tıpkı bir korku filmiydi. Sanki ev perili gibiydi. Arkadaşlar, komşular, hiç kimse o evin içinde neler olduğunu bilmiyordu. Evin kızlarından biri olmak istiyordum. O ailedeki bir kız kardeş olmak istedim. Çok yakın olduklarını ve birbirlerini desteklediklerini hatırlıyorum. Böyle bir şeyin olacağını hiç düşünmemiştim. Çok kızgındım ve incinmiştim. Bu belgeleri okumaya başladığınızda tekrar tekrar okuduğunuz o davalardan biri. Bu yüzden çoğunu hatırlıyorsunuz. O zaman rahatsız ediciydi, şimdi de öyle. O gece aile üyeleri 911'i aradı. Ve Suffolk County Polis Merkezi üniformalı polis memurları gönderdi. Bu memurlar olay yerine vardılar. Evden gelen bir ilahi sesi duyduklarını sandılar. Ve duydukları bu ilahinin bilmedikleri dilde olduğunu söylediler. Ve bu insanların hangi dilde konuştuklarını bilmiyorlardı. Bu arada içeride yüksek sesle Frank Sinatra çalıyordu. Yani manzara işte böyleydi. Ve kimse kapıya cevap vermiyordu. Bundan biraz rahatsız oldular ve evin etrafında dolaşmaya başladılar ve pencerelerden içeri baktılar. Odada küçük sunak gibi bir şey ve etrafında mumlar filan vardı ve yerde bir ceset olduğunu gördüler. O noktada içerideki herkesin iyi olduğundan emin olmak için zorla polisin eve girmekten başka bir çaresi kalmamıştı. Cesetle karşılaştılar. Kadının öldüğü açıkça belliydi. Bu tuhaf ve daha karmaşık olan davalardan biriydi ve kesinlikle yeteri kadar insanlık dramı mevcuttu. Şeytana teslim olan bir aile davasına sahip olmak Bence bu tam bir trajediydi. Bu hayatımda gördüğüm en tuhaf şeydi. Buralarda pek fazla cinayet olmaz. Bu dava kesinlikle en başından beri ele aldığımız en istisnai davalardan biriydi. Sevil Birleşik Devletler'deki en dostane kasabalardan biridir. Herkes birbirini tanır. Miranda ailesi anaerkil bir aileydi ve başlarında Vivian vardı. Vivian o zamanlar bekar bir anneydi. Yıllar önce kızların babasından boşanmıştı. Üç kızı vardı. En büyük kızı Serenay'dı. Ortanca çocuk Charity'ydi ve ailenin en küçüğü Elizabeth'ti. Aslında Vivian ebeveynlerine çok yakındı. Özellikle babasını Babası hayatında çok güçlü bir figürdü ve aile ilişkileri çok sıkıydı. İspanyol bir aileydi ve hepsi birbirine çok yakındı. Vivian'ın evliliği boşanmayla sonuçlandığında aileyle birlikte buraya Saywell'e e taşındı. Sonuç olarak ebeveynleri büyük bir çiftlik eve aldı. Vivian ve kızları alt kata taşındı, anne babası üst katında yaşadı. Pekala, beni yıllar öncesine götürebilir misin? Tamam. Elisin. Senin için ne kadar duygusal olduğunu evet. biliyorum. Charity ve ailesini tanıyorum. Aa, uzun yıllardır kızlarla birlikte dans ettim. Vivian rahat bir anneydi. Odaya girdiği zaman, vay canına güzel kadın derdik. Serena, Charity ve Elizabeth... Hepsi muhteşemdi. Hepsi son derece güzel kızlardı ve sanırım ben de o ailenin bir parçası olmak istiyordum. Kız kardeşten daha çok arkadaş olduklarını düşünürdüm özellikle anneleriyle. Hayatlarını biraz şu anne kız arkadaş senaryosunun olduğu Gilmore Girls dizisine benzetiyordum. Serena çok güzeldi ve herkesi bir araya getirirdi. Charity'nin etrafta olması harikaydı. Yani onun etrafta olması sizi heyecanlandırırdı. Çünkü çok komikti. Her zaman ortamı yumuşatırdı. Onunla birlikte tezahürat ederdik. Bazen amigo kızlar takımında filan olurduk. İşler biraz stresli bir hal aldığında Charity her zaman durumu yumuşatırdı. Bu çerçeveye koyduğum bir fotoğraf. Odamda. Ve bu surat her şeyi anlatıyor. İşte bu. Tam olarak Charity. Elizabeth Miranda ile çok iyi arkadaştım. Odan stüdyosunda birlikte çok vakit geçirdik ve yan tarafta bir lokanta vardı. Eskiden hafta sonları o stüdyoda 8 saat falan kaldığımızı hatırlıyorum. Sonra lokantaya koşardık. Patates kızartması alırdık, çok gülerdik. Vivian o zamanlar holistik bir mağazada çalışmaya başladı. Bir çeşit yeni çağ kadınıydı. Yıllar önce kendilerine hip diyorlardı. Ruhanilikle, kristallerle, doğadaki denge ve hayatındaki dengeyle yakından ilgileniyordu. Vivian'ın annesi dindar bir katolikti. Son derece tutucu bir kadındı. Ve bu durum bazı temel prensipler konusunda annesiyle anlaşmazlığa düşmesine neden oldu. Babası her zaman bir tampon oldu. Bilirsiniz herkesi hizaya soktu. Bir şekilde Vivian ve annesi arasındaki tampon oldu. Frank Sinatra, Vivian'ın babasının en sevdiği şarkıcıydı ve babası her zaman Frank Sinatra çalıyordu. Elizabeth'in bana her zaman büyük babasının onun için ne kadar önemli olduğunu anlattığını hatırlıyorum. Büyük babasını çok sevdiğini söyleyip dururdu. Büyük babası Katolik'ti ve ona haçlı bir kolye vermişti. Bunu ne kadar çok taktığını hatırlıyorum. Charity çok popülerdi. Özellikle Amigo arkadaşları ile birlikte. Ve evinde son sınıfa başlama partisi yapmaya karar verdi. Annesi havalı bir anne olarak düşünülüyordu. Yazın arka bahçedeki bir mangal partisini hatırlıyorum. Amigoluk alıştırmaları yapıyorduk ve numaraları havuzun içinde deniyorduk. Charity benden amuda kalkmamı istedi. Şöyle diyordu, bunu yapabilirsin, yapabilirsin. Büyük anne Emma bu partileri tasvip etmiyordu. Bu çeşit şeylerin hiçbirini onaylamıyordu. Bu durum Emma ve Vivian arasında büyük bir gerginlik yarattı. 1997 yılının yazında Vivian'ın babasına dönüşü olmayan bir hastalık teşhisi kondu. Akciğer fibrozisi yaşamak için bir yıldan az süre verdiler. Vivian için babası çok güçlü bir figürdü. Bilirsiniz işte hayatındaki temel taşlardan biri oydu ve her zaman ona göz kulak olurdu. Ve hastalanıncaya kadar hep bu şekilde devam etti. Şimdi kendince artık bu taş ve bu koruyucu hayatımda yok. Beni hiçbir zaman sevmeyen annem beni ve çocuklarımı kapı dışarı edecek diye düşünüyordu. Ve Vivian'ın düşüşü işte bu şekilde başladı. Benim için en şaşırtıcı şey şuydu. Elizabeth'le yıllarca süren arkadaşlığım boyunca ve o kadar yakın olmamıza rağmen bana hiçbir zaman santeriye ya da büyücülük hakkında bir şeyden bahsetmedi. Hiç kimse onların bir büyücü olduğunu dile getirmemişti. Her şey ortaya çıktığında çok şaşırdım. Çünkü o ana kadar öğrendiğim en tuhaf şey evin içinde tarot kartlarının olmasıydı ki bunu çok sevdik. Birbirimize geleceğimizi anlatacaktık. 15-16 yaşında böyle şeyleri kim sevmez ki? 1997 yılının yazında büyük baba Samuel'a akciğer fibrozisi teşhisi kondu. Elbette herkes bu konuda çok endişelendi ve Vivian yaşam düzeniyle ilgili kaygılandı. Annesiyle ilişkisinden dolayı şöyle bir izlenime kapılmıştı. Eğer babası ölürse evden atılacaktı. Bu yüzden Vivian sürekli babasına yardım ediyordu. Ve babasının yegane bakıcısı olmuştu. Yani Vivian'ın babasının son derece ağrılı bir hastalığı vardı. Acı vererek yavaşça ölüme doğru ilerliyordu. Ve Vivian için bunu izlemek acı vericiydi. Babası onun için bir temel taşıydı. Bilirsiniz onun için çok önemliydi. Her zaman onunla ilgilenirdi. Yani bu yüzden perişan olmaya başladı. Babasıyla bağlantı kurmaya çalışıyordu. Sanırım ruhuna bağlanmaya çalışıyordu. O aşırı hassas ve ruha önem veren bir kadındı. Kendini yeni çağın bu inançlarına vermeye başladı. Tarot kartları, baktığı tarot fallarında babasından bir işaret beklemek gibi. ve bu alana doğru kaydı çünkü kendisini bir çeşit Hristiyan büyücü olarak gören bir kadınla tanıştı. Ve bu kadın Vivian Tarot kartlarını ve bu kartların anlamlarını öğretti. Vivian bu konuyla oldukça fazla ilgilendi ve buna çok inandı. Bu durumu en büyük kızı Serena ile paylaşmaya başladı. Serena son derece ruhani biriydi. Aynı zamanda küçük kızı Elizabeth'i de bu ortama soktu. Bu kızların annelerine ne kadar yakın olduğunu hatırlayın. Ve bu yüzden anneleri böyle bir yol izlemeye başladığında bu onlara çılgınca gelmedi. Onlar da buna dahil oldular ve birbirlerinden güç alıyorlardı. Elizabeth'in bazı şeylerden bahsettiğini çok iyi hatırlıyorum. İşaret gibi Alamet gibi şeyler, bir ses filan duyardık ve o buna bir işaret derdi. Ortanca kız Charity hala bu ailenin bir parçasıydı. Bu kızlarla arasında hiçbir düşmanlık filan yoktu. Ama Charity lisenin tadını çıkarırken o biraz onlardan sıyrılmıştı. Garson olarak bir pizzacıda çalışıyordu, erkek arkadaşı vardı, arkadaşları vardı. Ve bu yeni çağ ruhaniliği annesi ve kız kardeşleri kadar aklını çalmadı, bundan etkilenmedi sister. Charity benim için çalıştı. Normal bir genç kızdı. Bilirsiniz işte iyi bir kızdı. Burada çalışırdı. Arkadaşlarıyla takılırdı ve bunun gibi şeyler yapardı. Her zaman çok tutumu iyi. tutumu iyi miydi? Evet, kesinlikle. İyi bir işçi miydi? Evet. Vivian evrenden bir işaret babasından bir işaret ve hayatına yardımı dokunacak herhangi bir işaret arayışlarını bir takıntı haline getirmeye başladı. Bu yüzden kendini ruhani dinlere vermeye başladı, özellikle santeriyeye. Santeria tam olarak azizlere tapmak demek. Bunun içinde katolik unsurlar, şifa mumlar, tütsü ve şifalı bitkiler mevcut. Bilirsiniz işte hayatınızdaki her şey için ayrı bir mum vardır. Bu çeşit kokudaki bir mum yakarsanız aşkı bulursunuz ya da şu kokudaki bir mumu yakarsanız mutluluğu bulursunuz gibi. Bu çeşit ritüeller hayvan kurban etme ya da buna benzer şeyler içeriyor muydu? Bence bazıları içeriyordu ama çoğunluğunda her çeşit şifalı bitki, bitki kökleri ve bilirsiniz işte yerin altından çıkardığınız şeyler vardı. Ve Vivian bu alanda ilerledikçe başka bir kadınla tanıştırıldı. Bu kadın Florida'da yaşıyordu ve adı Raven'dı. Ve Raven, kendini ihtişamlı doğanın bir büyücüsü olarak görüyordu ve Vivian'a ruhani öğütler vermeye başladı ve çevresindeki işaretleri yorumlama konusunda ona yardım etti. Bu kadının Vivian üzerindeki etkisi çok büyüktü. Sık sık telefonda konuştular. Vivian ve Raven Santeria konusunda çok şey tartıştılar ve Raven Vivian'a Vivian'ın annesi Emma'nın aslında bir cadı olduğuna inandığını söyledi. Ve temelde ailenin tamamına karşı ayinler ve büyüler yapmaya çalışıyordu. Vivian çocuklara neler olduğunu açıklamaya başlayınca Serena ve Elizabeth bunlara inanır gibi görünüyordu. Charity ise inanmamıştı. Serena ve Vivian üst kata büyük anne ve babasının dairesine çıktılar ve etrafa baktılar. Ve büyük annelerinin bir cadı olduğunu gösteren kanatları bir araya getirmeye başladılar ve Vivian'ın büyücülükle ilgili olduğuna inandığı şeyler buldular. Evde hiç kimse yokken üst kata çıkardık. Ve üst katta ne olduğunu bilmediğim bir sürü şey olduğunu hatırlıyorum. Evin büyük ait bölümünde bir sürü dini figür bulunuyordu. Ve şimdi bir yetişkin olarak gördüğün şeylerin ne olduğunu biliyor musun? Evet bunlar sunaktı. Sanırım bunlar santeri inancına ait şeylerdi. Ve büyük annesinin biraz yaşlı arkadaşlarının geldiğini, birlikte dua halkaları oluşturduklarını hatırlıyorum. Bunların dua halkaları olduğunu düşünüyordum. Vivian'ın annesinin bir oyun evi vardı. Bilirsiniz tüm odalar yeniden yaratılmıştı ve Vivian üstlerinde büyü yapmak için annesinin bu evi kullandığına ikna olmuştu. Ve annesi ortanca kızını elde etmeye çalışıyordu. Yani Charity'yi. Kendisinden Santeria gibi şeyler duydunuz mu hiç? Yani bu bölgede Hayır. bu pek bilinen bir şey değil. Birinin Santeria gibi bir şey uyguladığını hiç duymadım. Ee, bilirsiniz işte, hiçbir zaman bununla ilgili bir şey duymadım. Bunun ne olduğunu bile bilmiyorum. Ama görünen o ki sorun buydu çünkü Charity uzun zamandır hastaydı. Sanırım uzun zamandır kendini hasta hissediyordu. Tatil sezonunda birdenbire çeretinin ateşi yükseldi. Daha sonra kaba kulak hastalığına yakalandığı düşünüldü. Buna rağmen onu tedavi etmemeye karar verdiler. Böylece hastalığı ilerledi. Annesi Vivian ve ablası Serena öfkeli bir halde büyük annesinin kara bir cadı olduğuna ve daha kötü bir dünya yaratmaya çalıştığına inanıyordu. Ve onlara zarar vermek için büyüler filan yapıyordu. Ve şimdi Charity'nin hasta olması büyük annelerinin aslında bir kara cadı olduğunun kanıtıydı. Vivian babasının ölümüyle yıkıldı. Babası hayatının dayanağıydı. Babası onun gözünde koruyucusuydu. Yani Vivian, babası öldükten sonra annesinin kendisine ve çocuklarına olan davranışlarına karşı oldukça paranoyakça yaklaşmaya başladı. Elizabeth bana şöyle demişti. Büyük annesi üst katta tek başına yaşıyor ve büyük babası öldüğü için artık onları orada büyük annesinden koruyacak hiç kimse yok. Ve benim anladığıma göre büyük anneleri bir cadıydı. Onun bir cadı olduğunu düşünüyorlardı. Onun kötü biri olduğunu, onları inciteceğini düşünüyorlardı. Hatta bir seferinde Elizabeth tüm bu yaşananların büyük annesinin suçu olduğunu söylemişti. İşler ilerledikçe Vivian'ın paranoyası daha da büyüdü ve işaretlere bakmak ve diğer insanların doğal olarak görmedikleri şeyleri görmeye çalışmak için çok fazla vakit harcadı. Kuşlar Vivian için büyük bir anlam taşıyordu. Her yerde kuşlar görüyordu. Gökyüzündeki bazı kuşlar onun için bir anlam ifade etmeye başladı. Bu babasından gelen bir mesajdı ve kızı kutsal kitaba başvuruyordu ve tüm bunların ne anlam taşıdığını bulmaya çalışıyordu. Düşünce süreci kesinlikle daha fazla etrafa yayılmaya başladı. Etrafındaki şeyleri yorumlama şekli gitgide çevreye yayıldı ve kontrolden çıktı. Cenazeye gittiler. Aile ve arkadaşlar herkes oradaydı. Vivian cenazede bir sürü tuhaf şeyin döndüğünü düşünüyordu. Emma cenazede eski kıyafetler giyiyordu ve hatta Vivian'a bu eski ayakkabıları giymesini önermişti. Vivian bunun büyük önem taşıdığını düşünmüştü. Vivian babasının ölüsünün başında beklerken annesinin bu vakti tüm o arkadaşlarıyla geçirdiğini düşündü. Bilirsiniz işte bu Cadılar Meclisi'nin bir bölümü olmalıydı ve bu meclis çocuklarına zarar vermek istiyordu ve her çeşit işaretler görmeye başladı. Samuel'ın kalı bir arkadaşı vardı ve Vivian onun çok tuhaf bir başlık taktığını düşünüyordu. Emma üç çocuğun kalı bu adamın elini sıkmasını istedi. Ve Vivian tüm bunların büyücülüğün bir parçası olduğunu düşünüyor gibi görünüyordu. Charity hala hastalığını atlatmaya çalışıyordu. Ailenin tamamı Charity'nin berbat göründüğünü fark etti, çok kilo vermişti ve onun iyi olmadığını hemen anlamışlardı. Vivian annesinin Charity'ye büyü yaptığı fikrini bir takıntı haline getirmişti. Yani annesi çocuklarına zarar vermek için fırsat arıyordu. Öyle ki Vivian'ın peş peşe uyumadığı beş ya da altı gece oldu. Bir günlük tutmaya başladı. Her düşüncesini kayıt altına alıyordu. Sonlara doğru en büyük kızı da aynı çeşit davranışlar sergilemeye başladı. Geceler boyu bu ikisi uyumadılar. Sadece konuşmaya çalıştılar. Annesinin evine geçtiler. Bir kanıt bulmaya çalıştılar. Ne yapılması gerektiğine karar vermeye çalışıyorlardı. Vivian'ın günlüğünü gördüm açıkça görülüyordu ki bu olaydan sonra yazmıştı. Ama bunları okuduktan sonra iyice anladığım şey gitgide daha fazla sıkıntılı bir hal alıyor olmasıydı. Ve bu işaretler ve şekiller ve etrafındaki şeyleri nasıl yorumladığı iyice inişe geçmişti. Kontrolden çıkmaya başlamıştı. Büyük annelerinin kendilerine zarar vereceğine ikna oldular ve o oyuncak ev bunun en büyük kanıtıydı. Vivian ve Elizabeth ve en büyük kızı Serene oradaydı ve yine birbirlerine güç veriyorlardı. Bilirsiniz işte, profesyoneller buna paylaşılan psikoz der. Kızlar annelerinin hastalığını ve paranoyasını besliyorlardı ve bir şekilde bunu doruğa çıkardılar. çok korktular Hepsi bir araya toplandı. Bir noktada sadece kutsal kitabı okuyorlardı. Onlara yardım olacak pasajları bulmaya çalışıyorlardı. Ve dua ettiler ve ilahi okuyorlardı. Ve bilirsiniz işte bu çeşit şeyler söylüyorlardı. Ve bir noktada olay meydana gelmeden önce Vivian'ın annesi kızının davranışları konusunda gitgide daha fazla telaşlanmaya başladı. Açıkçası annesi bir kara cadı değildi. Hiçbir çeşit kara büyü falan uygulamıyordu. Ama Vivian öyle olduğunu düşünüyordu. Yani annesi daha çok telaşlandı. Öyle ki kızının davranışları gitgide dengesizleşmeye ve çok tehlikeli olmaya başlamıştı. Önceki gün Charity tam olarak üç haftadır işe gelmiyordu. Hastaydı. Olayın olduğu gün işe döndüğü ilk gün olması bekleniyordu. Ve belirgin bir şekilde bunun bir pazar günü olduğunu hatırlıyorum. Ve saat beş olmuştu, hiç gelmemişti. Ve arkadaşı Erin adındaki kız da o gün çalışıyordu. Ve şöyle dedi, anlamıyorum çünkü Charity bana bugün geleceğini söylemişti. Bu yüzden onu aramaya çıktı, tekrar denedi, yeniden denedi. Eh, hiç gelmedi, telefona hiç cevap vermedi. Erin'in gittiği zaman saatin sekiz olduğunu hatırlıyorum. Ve onun evine uğrayacağını söyledi. Suffolk County Polis Departmanı'nda bir polis dedektifiydim. Pek çok yazılı ifade alındı. Genelde bu ifadeler dedektif tarafından alınır. Önce onları sorguladım ve bunları bana anlattıkları gibi yazdım. Kendi sözleriyle. Ben Erin Hayes. Aşağıdaki ifadeleri veriyorum. İşten ayrıldığım zaman Jamie Wallace ile bağlantı kurdum. Ve birlikte Charity'nin evine gittik. Oraya yaklaşık 8.50 sularında vardık ve üst kattaki oturma odasında bir ışık olduğunu fark ettik. Charity'nin büyük annesinin yaşadığı yerde. Arkaya geçtik ve arka taraftaki kapıyı çaldık. Cevap gelmedi. Bir süre sonra içeriden tartışma sesleri geldiğini duyduk. Bu Charity'nin annesi ve kız kardeşi Vivian'ın ve Serena'nın sesiydi. Yatak odasının etrafına gitmiş, yatak odasına bakmış ve yatağın üstünde Sevil Pizza tişörtünün durduğunu görmüş ve neler olduğunu anlamamış. Arabama gittik ve Charity'ye şöyle diyen bir not yazdım. Senin için gerçekten çok endişeleniyoruz. Lütfen bizi ara. Seni her zaman seviyoruz. Erin ve Jamie. Kız kardeşimin evinin bodrum katında, onlara ait dairede yeğenim Vivian Miranda ile birlikte kalıyordum. 18 Ocak tarihinde evi yaklaşık 2.45-3 sularında terk ettik. Daha sonra geri döndüm ve dairenin kapısını çaldım. Hiç kimse kapıyı açmadı ama ilahi gibi bir ses duydum. Pencerelerden içeri baktım ve dairede üç silüet gördüm. Biri pencereye geldi ve jaluzileri kapattı. Bu kişinin Vivian olduğunu söyleyebilirim. Yalnız kalmak istedikleri için oradan ayrıldım. O gece daha sonra yeğenim Steven eşi Shannon'la birlikte tekrar eve gittim. Shannon ve Harry Aldrich sokağındaki evde durdular. Ön kapıya baktılar. Kapıyı çaldılar. Cevap gelmedi. Kızların ve annelerinin yaşadığı arka kapıya geçmeye karar verdiler. İçeri doğru baktılar. Zifiri karanlıktı. Kapıyı çaldılar. Hiç kimse cevap vermedi. Tekrar ön tarafa gitmeye karar verdiler. Tekrar kapıyı çaldılar. Hiç kimse açmadı. Pencereden içeri baktılar ve bir ceset gördüler. Bir ceset gibi görünen bir şey gördüler. Merdivenlerin başında ve büyük annenin kapısının iç kısmında yatıyordu. Shannon hemen 911'i aradı ve saat yaklaşık 22.30 sularıydı. Sanırım bir pazar gecesiydi. Polisler olay yerine geldi. Ortada sadece bir ceset olduğunu biliyorlardı. Ön kapıda durdular ve pencereden içeri baktılar. Cesedi gördüler. İlahi sesleri ve müzik duydular. Frank Sinatra müziği ve içeride neler olduğundan emin değillerdi. Ve tekrar arka tarafa geçtiler, arka kapı kilitliydi. Evde bir failin olup olmadığından emin değillerdi. Başka birinin daha yaralanıp yaralanmadığını bilmiyorlardı. birinin silahı var mıydı acaba? Sonuç olarak bir levye kullandılar, zorla içeri girdiler. Yani polis dairenin alt katına girmeyi başardı. İçerisi çok dağınıktı, her yerde bulaşıklar vardı, her yerde yemek vardı, her yerde kıyafet vardı ve tek duydukları şey Frank Sinatra müziğiydi. Polisler hazırlıksız yakalandılar ve ne yapmaları gerektiğinden pek emin değillerdi. Tekrar ilahi ve anlamsız şeyler konuşan insan sesleri duydular. Ve Vivian'ın dairesindeki yatak odasına ulaşmayı başardılar. Ve orada Vivian, Elizabeth ve en büyük kızı Serena'yı buldular. Ve birbirlerine tutunuyorlardı. Birbirlerine sıkıca kenetlenmişlerdi. Ve tabii ki onlar polis memuru olduğu için bu kadınları hızlı bir şekilde güvence altına almaya çalıştı. Bir cinayet gibi görünen bir olayın ortasında duruyorlardı ve o kadar sıkı kenetlenmişlerdi ki onları ayırmak için epeyce uğraştılar. Sonunda onları birbirlerinden ayırmayı başarıp her birini farklı bir polis arabasına koymadan, ta ki dedektifler oraya varana kadar uğraştılar. Polis memurları iyi iş çıkardılar. Çünkü onları ayırmışlardı. Ayrı polis ünitelerine koymuşlardı. Böylece birbirleriyle konuşamadılar. O gece neler olduğuna dair herhangi bir ortak kurgu oluşturamadılar. Dedektifler olay yerine geldiler, etrafı incelediler, buldukları kanıtların hepsini topladılar. Olay mahallini muhafaza etmek için fotoğraflarını çektiler. Adli tıp memuru geldi, ön incelemelerde bulundu. Basınçtan dolayı kurbanın kan damarlarının parçalandığını belirledi. Bu durum genellikle boğarak öldürme davalarında, boğulma, asılma, suda boğulma durumlarında ortada bir basınç olduğu zaman görülür. Bu cinayetin meydana geldiği gece cinayet büro amirliğinde bölge savcısının asistanıydım ve protokol gereği çağrı üstüne bölge savcısı olay mahalline teşrif etti. Peki siz evde miydiniz? Evdeydim. Oraya vardığınızda ne düşündünüz? Ah, bilirsiniz, bu çeşit olay yerlerine gittiğiniz zaman ne beklediğinizi hiçbir zaman bilemezsiniz. Birinin öldüğünü bilirsiniz sadece. Bu yüzden ilk olarak ne büyük bir trajedi dersiniz. Yani böyle bir şey nasıl olur diye düşünürsünüz. Sorumluluğumuzun bir parçası olarak davanın durumuyla ilgili olarak komiser yardımcısı tarafından kısaca bilgilendirilmeniz gerekir. Yani önce kısa bir bilgilendirme aldım. Anne ve kız kardeşler polis denetimi altındaydı. Yani kim olduklarından haberim vardı. Suç mahalline doğru yürüyüş yapacaktık. Cinayetin işlendiği gece maktulü görebildim. Yüzüstü yatıyordu. Üstünde bir şey yoktu. Ve büyük annenin evinin tarafında merdivenlerin başında yatıyordu. Olaylar gelişiyordu. Zamanla parçaları bir araya getiriyorsunuz ve zaman geçtikçe tabii ki hikayeyi daha iyi anlıyorum. Vivian'ın dairesine girmeye başardım. kanıtları görebiliyordum. Ortadaki bitkiler, bilirsiniz işte büyük kitapları ve bunun gibi şeyler her şeyi anlatıyordu. Küçük bir sunakları vardı, bunun için odada mumlar filan hazırlanmıştı. Ama kanıtlar geliştikçe o odada neler yaşandığını öğrendik ve bu çılgıncaydı. Yerde ölü bulunan genç kadının sonunda Charity olduğu belirlendi. Vivian'ın ortanca kızı. Aslında bu tutanaklar olayın iç yüzünü gözler önüne seriyor. Bunlar Serena tarafından verilen ifadeler. Evin dışında bunlar polislerin sorularına verdiği cevaplar. Annenin adı ne? Vivian demiş. Kız kardeşlerinin adları ne? Charity ve Elizabeth demiş. Ne oldu? Ve Charity'nin bir şeytanı vardı. İçinde bir şeytan vardı demiş. Bugün neden bizimlesin? Bizimle konuşmak neden senin için önemli? Bu belgeselde bu aileyi tanıyan ve onlar hakkında olumlu bir şekilde konuşan birinin olduğundan emin olmak istedim. Çünkü bu aileyle vakit geçirirken gerçekten çok güzel anılarım olmuştu. Şuna inanıyorum ki işin aslı başkaydı. Aslında Charity'ye yardım etmeye çalışıyorlardı. Vivian'ın niyeti kızını kurtarmaktı. Vivian, Serena ve Elizabeth neler olduğunu öğrenmeye çalışmak için hep birlikte yerel polis merkezine götürüldüler. Charity ise ne yazık ki adli tabipliğe götürüldü. Vivian görüşme yapılırken lafı döndürüp dolaştırıyordu. Olaylardan ve bunun nedenlerinden dolayı bu kendi başına çok özel bir davaydı ve tabii oldukça hızlı bir şekilde olayın büyük bir kısmının iç yüzünü ve asıl düşünce sürecinin ne olduğunu anladık. Kocam, Vivian'ın babası geçen Salı 13 Ocak'ta öldü. Ölümünden bu yana kızım Vivian tuhaf davranıyordu. Kızım son derece dindardır. Aile üyelerine evde bir uğursuzluk olduğunu söyledi. Vivian annesinin bir karacada olduğuna ikna olmuştu. Bu olaydan önce Charity bir süredir hastaydı. Bir noktada kabakulak hastalığı vardı. Ama onlar Charity'nin içinde şeytan olduğuna inandı. O öğleden sonra saat dört sularında Vivian'ın bağırarak Charity'yi öldüreceklerini söylediğini duydum. Charity'yi alacaklar deyip duruyordu. Gelinim Shannon'ı aradım. Ona neler olduğunu anlattım. Emma o gece evden ayrıldı ve oğlunda kalmaya gitti. Ve Elizabeth Charity'nin hayatındaki son saatler için polislere görgü tanıklığı sağladı. Bu onun verdiği ifadelerin tamamı. O gece neler olduğunu detaylarıyla anlatıyor. Özellikle Charity'nin içindeki şeytanı çıkaramadıkları zaman olanları. Kız kardeşim Charity birkaç aydan beri bir şeytan tarafından ele geçirilmişti. Bu şeytan onun içine girip çıkıyordu. Charity'nin içinde hiç sevgi yoktu. Vücudu sivilce kızarıklıklarıyla doluydu. Çok zayıfladı ve parmağında bir sihir çıktı. O şeytanın içinden çıkması gerekiyordu. Ona şeytanla ilgili şeylerden bahsediyorlardı. Bu şeytanın onu ele geçirdiğini ve acılarına neden olduğunu düşünüyorlardı ve bu şeytanı onun içinden çıkarmaya karar verdiler. Annem Serena ve ben yüksek sesle dua ediyorduk ve Charity'nin vücudundan şeytanı çıkarmaya çalışıyorduk. Charity ara sıra büyük babamın ismi olan Sam gibi şeyler söyleyerek bizi yönlendiriyordu ve duaları tekrar okumamızı istiyordu. Muhtemelen Charity o kadar da iyi hissetmiyordu kendini ve muhtemelen çok fazla gücü kalmamıştı. Ama saatler ilerledikçe işler ilerledi ve o gece izlenen yolda bir noktada annesi ve ablası Charity'yi aşağı doğru bastırıyordu. Kendi dairemizde oturma odasının zemininde Charity'yi zapt etmek için anneme ve Serenay'a yardım ettim. Charity'nin içindeki şeytan çığlık atıyordu ve bizimle kavga ediyordu ama Charity'yi zapt etmeyi başardık. Charity onlarla savaşıyordu. Onlar kollarını tutuyorlardı. Fiziksel olarak mücadele ediyorlardı. Çığlık atmayı kestiği zaman doğrulmasına izin verdik. Annem ona şeytanın gidip gitmediğini sordu. İçindekinin Charity olup olmadığını kastetti. Charity başını yana doğru salladı ve hafifçe hayır dedi. Annem onu tuttu ve seni seviyorum dedi ve Charity ağlamaya başladı. Charity acıyor onu dışarı çıkar dedi. Annem şeytanı kast ederek onu almasına izin vermeyeceğini söyledi. Charity ağzından hava çıkarmaya başladı ve annem ona dışarı üflemesini söylüyordu. Annem ağzını çevirinin ağzına dayadı ve şeytanı kendisine üflemesini söyledi. Şeytanı öldürmeye çalışacaktı. Bu işe yaramadı. Vivian, bunun bir işe yaramadığını belirten sözler sarf etti. Üzgünüm kızlar ama bu işe yaramıyor dedi. Annem üzgünüm kızlar ama bu çeriti değil. Şeytan onu ele geçirmiş dedi. Annem kanepe yastıklarını aldı ve çeritiyi boğmaya çalıştı. O noktada ben kanepenin üstünde oturuyordum ve senin anneme yardım ediyordu. Annem oradan ayrılmamı ve yatak odasına gitmemi istedi. Ve o noktada Elizabeth'e gitmesini söylediler. Elizabeth diğer odaya gitti, diğer odaya git ve kendini o odaya kilitle dediler. Çereti birkaç günden beri hastaydı. O sabah aşırı yüksek bir ateşle uyanmıştı ve terliyordu. Vücudunun her tarafında yumrular vardı ki bunlar kaba kulak belirtileriydi. Ama o zamanlar Elizabeth'in bunun kaba kulak hastalığı olduğunu düşündüğünü sanmıyorum. Bence onun sadece hasta olduğunu sanıyordu. Kaba kulak hastalığı ile ilgili bildiğimiz şey çok yüksek ateşinizin olması. Ve bir yetişkinin ateşi çok yükselirse bu durumda bir şuur değişikliği yaşayabilir. Yani halüsinasyonlar görebilir, hayal görebilir. Ateşten dolayı uyanık olduğunuzda bile rüya görebilirsiniz ve uyursunuz. Yarı uyanıkken bu rüyaları görürsünüz ve bunun gerçek olduğunu sanırsınız. Aslında uykusuz bir şekilde bu rüyaları görürsünüz. Ateş rüyalarını bilirsiniz. Yani bana öyle geliyor ki tüm bu şeyler olduğunda Çerit'in çok fazla ağrısı vardı ve çok hastaydı. Belki de o hafta boyunca annesi tarafından kendisine söylenenlere inanmıştı. Bilmiyorum ama benim düşünceme göre şöyle oldu. O kadar hastaydı ki buna inandı. İçine şeytan girdiğine inandı. İçinde bir çeşit kötülük gücü olduğuna inandı. Elizabeth Charity'nin şeytani bir sesle konuştuğunu duyduğunu söyledi. Anlamadıkları bir şekilde konuşmaya başladığını söyledi. Kendisine ait olmayan bir sesle konuşmaya başladı dedi. Annesinden ve kız kardeşlerinden kendisine yardım etmelerini istiyordu. Ve sonra birdenbire dışarıda neler olduğunu duydu. Ve sanırım geriye kalan zamanda ileri geri giderek onlardan kaçmaya çalıştı. Ağlıyordu, saklanmaya çalışıyordu. Elizabeth beni aradı ve hemen ertesi gün neler olduğunu öğrendim. Sürekli bana dışarıda neler olduğunu bilmiyorum çünkü bilmek istemiyorum diyordu. Dışarı çıkmak istemedim çünkü sıradakinin ben olacağımdan korkuyordum dedi. Özellikle bana bunu söylediğini hatırlıyorum. Bir noktada polisi aramaya çalıştı. Tuşlarına bastığınızda yüksek sesle bip bip diye öten şu eski seyyar telefonlardan birine sahipti. Tuşlara basmaya başladı ve tuşlar çok ses çıkardığı için odanın dışından kendisini duyabileceklerini düşündü. Telefonu yastığının altına koydu ve oraya sakladı. Sonra bana pencereden atlamaya çalıştığını söyledi. Masasındaki bir parfüm şişesini yere düşürdü. Kendisini yakalayacaklarını düşünerek hızlı içeri girdi. Bir örtünün altına girdi ve gece boyunca saklandı. O gece o odada neler yaşandığına dair bilgiler edindik. Charity çok sıkı savaşıyordu. Serena onu bastırıyordu. Ve son olarak annesi içine yorganlarınızı falan koyduğunuz bir naylon poşet aldı. Şu fermuarlı olanlardan. Ve Vivian poşeti Charity'nin kafasına geçirdi. Ve bir süre onunla mücadele ettiler. Bu çok şiddetli bir ölüm. Bilirsiniz işte onu bastırıyorsunuz kafasına bir poşet geçiriyorsunuz var gücüyle mücadele ediyor. Ve sonunda Charity annesinin ve kız kardeşinin ellerinde hayatını kaybetti. Bir süre sonra ne kadar sürdüğünü hatırlayamıyorum yatak odasından dışarı çıktım. Oturma odasına gittiğimde Charity'yi yerde yüzüstü yatarken gördüm. Annem Charity'ye bakmamamı söylemişti ama baktım ve öldüğünü biliyordum. Serena geziniyordu. Annem, üzülmeyin çünkü bu çeriti değildi dedi. Vücuda bağlı kalmayın dedi. Üçümüz annemin odasına gittik ve yatağın üstünde el ele tutuştuk. Ve büyük babamın en sevdiği Frank Sinatra müziğini dinledik. En büyük kızı Serena, vahiy kitabından pasajlar okuyordu. Çünkü gerçekten bunun ikinci geliş olacağını düşünüyorlardı. Büyük baba yani Vivian'ın babası geri geliyordu. Büyük baba şimdi geri gelecekti, onları kurtaracaktı ve anneden koruyacaktı ve yeni dünya düzeni kuracaktı. Yani buna gerçekten inanıyorlardı. Annem ve Serena odadan çıktılar ve cesedi taşıdılar. Cesedi merdivenin altına koydular. Sürekli onun tam olarak nerede olduğunu sordum. Bana kapının yanındaki merdivenin altında olduğunu söyledi. Onu neden oraya koyduğunu sordum ve annem bana cevap vermedi. Araştırmacılar bunu bir kaza gibi göstermek için daha önce cesedin taşındığına, merdivenin üstüne yerleştirildiğine dair büyük bir şüphe duydular. Kızı merdivenden düşmüş gibi göstermek istemişlerdi. Vivian'ın suçu örtbas etmek için cesedi taşıdığını düşünmüyorum. Bunu hiç sanmıyorum. Vivian annesinin aslında şeytanı istediğini düşünüyordu. Cesedi istiyordu. Bu yüzden Charity'yi taşımaya karar verdiler. Ve onu Vivian'ın annesinin kapısının dışına yerleştirdiler. Ona, tamam bu şeytana sahip olabilirsin, onu geri alabilirsin diyorlardı. Ve bence diğer bir düşüncesi de kendini korumak ve iki kızının hayatını kurtarmak için tek yolun bu olduğuydu. Serena ve tabii ki annesi Vivian her ikisi de Charity'yi öldürmekle suçlandılar. Evet hadi bakalım 1998 dosyasını bulmaya çalışıyoruz. Evet işte burada. Suffolk County haberlerinin 22 Ocak tarihli baskısı. Bu çok çok trajik bir hikaye. Serena Martin, bir üniversite öğrencisi ve önünde duran annesi 17 yaşındaki Charity Miranda'yı tuhaf bir ayinde öldürmek suçundan resmen suçlandı. Annesi Charity'yi bir yastıkla boğmaya çalışırken Serena onu yere bastırıyordu. Bu işe yaramadığında anne daha sonra naylon bir poşet kullanmaya başladı. Elizabeth cezalandırılmadı çünkü saldırı eğilimli bir davranışa iştirak etmedi. Kritik bir noktada en sonunda odadan çıkması istendi. Yatakhanedeydim ve telefon çaldı ve bu başka bir arkadaşımdı. Charity'ye bir şey olduğunu duydum dedi. <laughs> ne demek istiyorsun? Neden bahsediyorsun dedim ve öldüğünü duydum dedi. Annesi ve kız kardeşi tarafından öldürülmüştü. Buna inanamadım. Afalladım. Onu daha yeni görmüştüm ve şimdi bir tabuttaydı. Tabut açıktı. Çeretinin üstünde Amigo üniforması vardı. Bu kahrediciydi. Serena, kasıtsız adam öldürmeden dolayı ikinci dereceden suçlu bulundu ve bir buçuk yıl ila dört buçuk yıl arası hapis yattı. Vivian'ın avukatları akıl sağlığı savunmasıyla suçlamayı reddettiler. Eyalet, savcılık ve kendi doktorumuz vardı. Bu doktor olay yeri, Vivian'ın daha önce verdiği ifadeler bulunduğu davranışlar dahil tüm bulguları inceledi ve aynı zamanda Vivian'ın muayenesini kendi yöntemleriyle sürdürdü. Ve doktor Vivian'ın akıl sağlığından dolayı aldığı savunmayı ya da kusurluluk halini kabul etti. Durum değerlendirmesi yapmaktan ve davranışlarının sonucunu bilmekten aciz olma hali vardı. Ve sonuç olarak bence ilk başta Vivian'ın akıl hastası olduğunu fakat tehlikeli olmadığını saptadılar ve bu yüzden şartlı olarak serbest bırakıldı. Şartlı salı verilme hali ve oldukça kısa bir süre sonra artık akıl hastası olmadığına karar verdiler. Akıl hastalığından dolayı suçu reddetme kararı verilir verilmez hastaneden salı verilirsiniz. Vivian sonunda başka bir eyalete taşındı ve şu anda orada yaşıyor. Hapishaneden çıktıktan sonra Serena Sayville'den ayrıldı, evlendi ve bir anne oldu. Elizabeth adını değiştirdi ve ailesiyle tüm bağlarını kopardı. Bence bu üç kız o gün annelerinin kurbanı oldu. Ve Charity bunun en kötüsünü aldı. Şu anda Charity ile konuşabilseydin ona ne söylerdin? Sana olanlar için üzgünüm. Birinin bunu bilmesini ve sana yardım edebilmesini dilerdim. Çünkü seni kurtaracak hiç kimse yoktu.